Merhaba arkadaşlar, Pratik Yemek Tarifleri Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir kurabiye tarifi vermek istiyorum. Özel günlere yakışır görsellikte ve tatlı olduğu için adını nişan kurabiyesi koydum. Gelecek yorumları tahmin eder gibiyim, onun için baştan söyleyeyim, bu kurabiyeye kabartma tozu kullanmıyoruz. Önceki verdiğim kurabiye tarifleriyle benzerlik gösterse de bu kurabiye biraz daha dağılgan bir yapıya sahip. Tarife başlamadan önce malzeme listesine bir göz atalım. 4 su bardağı un, 1 su bardağı nişasta, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 paket yumuşak margarin, 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilya. Yoğurma kabına oda sıcaklığına yumuşattığım margarini ve 1 çay bardağı sıvı yağ alıp elimle yumuşatmaya devam ediyorum. Yumuşayan margarin üzerine 1 su bardağı pudra şekeri ve 1 su bardağı nişastayı alıp krem haline gelene kadar karıştırıyorum. Krem haline gelen karışımın üzerine 1 paket vanilya ve azar azar unu ekleyerek yoğuruyorum. Hamurun olması gerektiği kıvama getirene kadar toplamda 4 su bardağı un kullandım. Unun tamamını bir anda eklemiyorum. Bu şekilde yoğurması çok daha kolay oluyor ve içine alacağı un miktarını tam ayarlamış oluyorum. Hamurun dokusu gerçekten çok güzel. Ele yapışmayan pürüzsüz bir kıvamda oldu. Elde ettiğimiz hamurun yarısını ayırıyorum ve kalan yarısına 2 yemek kaşığı kadar kakaoyu ekliyorum ve bardağın dibinde kalan 1 çay kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip kakaoyu güzelce yediriyorum. Hamurları açmaya başlıyorum. Kolay açılması için streç film arasına alıp ortalama yarım santim kadar kalınlıkta açıyorum. Hamurumuzu streç filmin arasına yerleştirip açarsak dağılıp parçalanmasını önlemiş oluruz ve çok daha kolaylıkla açabiliriz. Kakaolu hamurun açma işlemini bitirdikten sonra sade hamuru açmaya başlıyorum. Sade hamuru da kakaolu hamurda olduğu gibi streç film arasına alıp ortalama yarım santim kalınlığında açıyorum. İstediğim kalınlıkta elde ettiğim hamurları streç film arasından çıkarıyorum. Küçük yuvarlak şekiller elde etmek için sıkma torbası başlığını kullanıyorum. Sıkma torbasının başlığı olması şart değil, içecek kapağıyla da aynı işlemi yapabilirsiniz. Sade hamura da aynı işlemi uygulayıp aynı kalıpla aynı küçük şekiller çıkarıyorum. Açtığımız hamurun tamamı bitene kadar bu küçük şekillerden çıkarmaya devam ediyorum. Bir tane kurabiye için 4'ü sade, 4'ü kakaolu olmak üzere 8 tane elde ettiğimiz yuvarlak şekillerden kullanıyoruz. Ve sırayla bir tane kakaolu, bir tane sade hamuru birbiri üzerine gelecek şekilde yerleştirip yuvarlıyoruz. Son parçanın ucunu ilk parçanın altına yerleştirip yuvarlağı tamamlıyoruz. Elimizle hafif bastırarak birbirine yapışmasını sağlıyoruz. Görünüm katmak için kakaolu hamurların üzerine birer tane Arjantin şekeri yerleştiriyorum. Kurabiyemizin son haline gelme aşamasını bir kez daha görelim. Sırayla bir sade bir kakaolu hamurun birbiri üzerine gelecek şekilde dizip yuvarlıyorum. Ve en son parçayı ilk baştaki parçanın altına yerleştirip şekli tamamlıyorum. Arjantin şekeri hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Biraz sertçe bir şeker olmakla birlikte fırına girdiğinde rengini ve dokusunu koruyor. Nereden bulabilirim diyenlere aktarlar, kuru yemişçiler ve pasta malzemesi satan yerleri önerebilirim. 180 derece fırında 15 dakika yani üzerleri kızarmadan çıkarıyorum. Ben 15 dakikada pişirdim ama her fırının pişirme süresi değişebilir. Siz de kontrollü bir şekilde pişirip üzerleri kızarmadan çıkarın. Nişan kurabiyesi servisi hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.